Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak Ekrem İmamoğlu Florya Kent Ormanı'nda bir toplantı düzenledi. Florya Kent Ormanı'nı anlattı. 600 bin metrekarelik, 600 bin metrekarelik yeşil alanının 400 bin metrekaresi kullanılmayan bugüne kadar aslında bir anlamda kapatılmış, işgal edilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmış alanının millete, İstanbullulara açıldığını anlattı. Ardından da Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok ilginç bir detay var orada benim gözlemlediğimi söyleyeyim. Yani canlı yayında izleyenler vardır aranızda ki o toplantıya ben de katıldım, ben de izledim. Belki bir soru sorabilirim diye ama soru sorulma ortamı olmadı. Olay şu. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 tane ilçe belediye başkanı arkadaşlar Florya Kent Ormanı'nın içerisinde tam 90 bin metrekarelik bir alanı işgal ediyorlar. Tekrar söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait bir ev, konut deyin siz buna, özel konut ve 12 ilçe başkanına verilen konut ve toplam 90 bin metrekare. Yahu yani hani bir cümle bulmaya çalışıyorum da o cümleyi kurarsam çok büyük ihtimalle yargılanırım. Bu kadar da net söylüyorum ama o cümleyi nokta nokta deyin ve o nokta noktayı siz şey yapın. Hani gözünüzü Allah doyursun diyeyim öyle gitsin. Ya 90 bin metrekarelik İstanbul'un merkezinde bir yeri 12 tane konutunuz ve bir tane Büyükşehir Belediyesi için, başkanı için konuta kim bilir her gün mü gidiyordunuz, ayda bir mi gidiyordunuz onu da bilmiyorum ama ya arkadaş nasıl bir kafa bu? Yani 200 bin metrekaresinde insanlar gezecek, 400 bin metrekarenin de kapatacaksınız. Allah size akıl fikir versin. Ve toplantının sonuna doğru Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'na bir dosya verdi. Çünkü Ekrem İmamoğlu konuşmasında dedi ki Atatürk Havalimanı'nın giren şirket o işte pisti kıran şirket ihalesi belli değil dedi. Ve Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'na verince o belge ve şunu öğrendik. Sevgili arkadaşlar, Cem, benim tweetimde var o belge. Verirsen ekrana sevineceğim, alabilirsen. Aynı zamanda o basın toplantısından da kare gösterirsen ekranda. Tamam, verelim o zaman. Öyle verelim, başlayalım. Tamam, ver Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını, onun üzerinden yorum yapalım. Ben anlatmayayım onu. Ve sadece ne için? Ya yeşil alan. Sözüm ona yeşil alan. Ya sözüm ona yeşil alan. Ya bırakın 2 milyar, bakın. Rant Park. Yani 2 milyar 174 milyon yeşil alan. Efendime söyleyeyim. Ya işin ismi var. İşin ismi. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatlarıyla altyapı çevre düzenlemesi iş. İşin ismi bu. Bu kadar. Detay yok. Başka hiçbir şey yok. Ve hani böyle bir ihale yapılıyor ve ihale veriliyor. İhale verildikten 3 gün 4 gün önce ne oluyorsa malum oluyor bu firmaya oraya eskavatörle giriyor. Firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü bu sözleşme yapılmadan katır kutur oraya girmenin onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu suç duyurularını insanlarıma rehberlik yapmak için yapacağım. Ben inanıyorum ki benim gibi on binlerce, yüz binlerce insan gidecek, suç duyurusunda bulunacak, kanun hakkını arayacak. Sakın cesaretinizi kaybetmeyin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Sakın, sakın cesaretinizi kaybetmeyin. Bu memleketin 85 milyon insanı var. Kimseden de korkmayın. Hiç kimseden korkmayın. Hiçbir çocuğumuzun ve en yetişkin insanımızın milletimizi yöneten hiç kimseden korkmamasını, tam tersine milleti yönetenlerin milletten korkmasını istiyorum. Sevgili Gerçek TV izleyicileri şu anda canlı yayında aynı anda 1400 kişi izliyor. Beğeni oranı 100, kaç? 180. Ya Allah aşkına yani parmaklarınız bu kadar mı yorgun? Yani beğenmek bu kadar mı zor? Şimdi Cem o iki belgeyi de verirsen çok sevinirim. Evet, şimdi ihale tarihi 13.04.2022. Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak 13.04.2022'de bir ihaleye çıkılmış, sonuç ilanı yayınlanmış ve bu teklif
2 milyar 488 bin lira maliyet belirlenmiş, yaklaşık olarak 2 milyar 488 bin 810 milyona bir şey. En yüksek teklif 2 milyar 450 milyon verilmiş. En düşük teklif de 2 milyar 174 milyon 978 bin lira verilmiş. Ve pazarlık usulü arkadaşlar. Yani o en yüksek teklif denilen de hikayedir, önce onu söyleyeyim. Alan şirket de çok tanıdık bir şirket. Yani Türkiye'de bugüne kadar iktidarın, AK Parti iktidarının son 20 yılında en çok ihale alan şey kalsın ekranda lütfen Cem. Şirketlerden bir tanesi. Şimdi yani ihaleleri yapanlar, yani ihale olayını bilenler bilirler yakından. Bir ihale yapıldıktan sonra itiraz süreleri vardır buna. Yani askıda kalır. O itiraz süresi içerisinde kamu ihale kurumuna itirazlar yapılır. İtirazlar eğer herhangi bir itiraz olmaz ve itirazlar sonuca bağlandıktan sonra belediyeler tarafından, ihale yapan kamu yetkilileri tarafından o şirket davet edilir. Bir sözleşme imzalanır. O sözleşme imzalanmadan iş yapılamaz arkadaşlar. Sözleşmenin tarihi pazartesi günü. Yani bu pazartesi. Yani 2 gün önce sözleşme imzalanıyor. Havalimanına cuma günü giriliyor. Yani düşünün, ortalıkta daha sözleşme olmadan havalimanına o şirket tüm araçlarını indiriyor, kamyonlarını indiriyor, makinelerini indiriyor ve çalışmalara başlıyor. Zaten banko yani. Sözleşme imzalamaya falan yok. Ha, bunu birçok insan da bilir. Belediyelerden, kamu kurumlarından ihale arkadan gelir. Hatta ihale yapılmadan başlayan işler vardır. Ne yazık ki Türkiye'de işler de böyle devam ediyor. Ama Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan ne diyor? Millet bahçesi yapacağız diyor. İhalenin şartnamesi ne? Millet bahçesi. Şimdi ve tweetimi verir misin Cem ekranı? Resmen. Al o istersen ekranı. Alamıyorsan ben şey yapayım. Alabiliyorsan al lütfen. Hemen söyleyelim. Evet sevgili Gerçek TV izleyicileri. Sedat Peker'le ilgili konuşmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen izlemeye devam edin. Açıklayacağımız bir şey olacak. Özel bir bilgiyi sona bırakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Cem vereceksin değil mi tarafta? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar demin dedik, ihale 14-2022 tarihinde onaylanmış. İhale pazarlık usulü 2 milyar 174 milyon 978 bin liraya verilmiş. Ve işin mahiyeti millet bahçesi ve donatıları arkadaşlar. Ve sözleşme 16-5 tarihinde imzalanmış. Ama asıl soru şu. Şimdi bu kamu ihale kurumunun ekranlarından bu ihale ile ilgili ayrıntılara ulaşamıyorsunuz. Normalde kamu ihale kurumundaki tüm ilanların bir de tıklarsınız, işin mahiyetini görürsünüz. Ve herkese de açıktır, önce onu söyleyeyim. İşin mahiyetinde karşınıza kara bir ekran çıkıyor. Kapalı. Şimdi ne, yani ne kadar millet bahçesi, kaç bin metrekare yapılacak? Daha başka soralım. Yine hangi işler yapılacak? Yani değil mi? Hangi donatılar yapılacak? Atatürk Havalimanı'nın toplam alanı 11 milyon 650 bin metrekare. Tekrar söylüyorum. 11 milyon 650 bin metrekare. Tam 2020 yılının Mayıs ayında bir televizyon programında, bundan tam 2 yıl önce, bakın bundan tam 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nın Orta Doğu'daki bir ülkenin bir müteahhit grubuna satıldığını açıklamıştım. Tam 2 yıl önce. Bakın 2 yıl önce. Çünkü nasıl Kanal İstanbul'la ilgili pazarlamalar yapıldıysa Orta Doğu'nun değişik ülkelerinde, aynı yerle ilgili de pazarlama faaliyetleri yapıldı. Tekrar söylüyorum. 11 milyon metrekareden fazla olan Atatürk Havalimanı'nın kaç bin metrekaresine millet bahçesi yapacaksınız? Asıl soru bu. Tabii ki böyle bir projede 11 milyon, 12 milyon metrekareye yakın bir arazinin içerisinde 500 bin metrekareye, 600 bin metrekareye millet bahçesi yapmanın herhangi bir sakıncası yok ki.
Aksine o proje, yani o millet bahçesi, yapacağınız rezidansların, konutların, AVM'lerin olduğu projenin albenisi oluyor. Yani baba pazarlama aracı oluyor. Ya düşünün, Filario ormanının kenarındaki konutların kaç para ettiğini düşünün. Yani o Filario ormanından kaynaklı 600 bin metrekarelik Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan o devasa kent ormanının, yani ta yani 80 yıl, 90 yıl önce yapılan o kent ormanının, 80 yılda oluşmuş o Filario ormanının etrafındaki arazilerin ve konutların ne kadar değerli olduğunu düşünün. Tam da Atatürk Havalimanı'nın içerisine millet bahçesi yapmak hem siyasal iktidarın bir anlamda havucu oluyor, aynı zamanda da muhalefeti sanki dövme aracı oluyor. Kardeşim biz buraya millet bahçesi yapıyoruz diye. Sen kullanabilir, dünyanın, Avrupa'nın beşincisi olan havalimanını kapatacaksın. Halbuki orayı dış hatlar, burayı iç hatlar olarak kullanabilirdiniz. Yani bu havalimanını yok etmezdiniz. Raylı araçlar, sistem havalimanının içine kadar geliyordu ve bugün siz yeni havalimanına gidebilmek için yani ulaşım şansınız yok. Kendi özel arabanızla gideceksiniz ya da oradaki özel otobüs ve diğerlerini kullanacaksınız. Şimdi buradan söyleyeceğim olan şu. Erdoğan'ın konuşmasını verebilir misin Cem? Bu millet bahçesiyle ilgili bir temel atma töreniyle ilgili yaptığı bir konuşma var bugün. Evet, bu hizmete itiraz edenin bırakınız çevreciliğini, bırakınız siyasetçiliğini, insanlığından şüphe etmek lazım. Üstelik bu zat geçmişte Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesini öyle bir sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia edecek kadar ileri gitmişti. Ya Bay Kemal, bizim o kadar boş vaktimiz yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tabii telefonun dinlenildiği söylüyor ama buradan bir gönderme yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu altılı masaya, masada neler konuştunuz, Babacan'a ne görev yüklediniz, Davutoğlu'na ne düşündünüz, böyle imalarda bulunuyordu. Yani bunun için altılı masada bir tane muhbir olması gerekiyor ya da masanın altında ya da yakın bir alanda dinleme olması gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu telefonlarım dinleniyor dediğinde yani öyle bir absürtlük, bir yalan olarak bakmamak gerekiyor, kaygılanmak gerekiyor. Ben mesela kendimin bile dinlenildiğini bildiğim için, yani bu konuda bildiğince Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlememeleri mümkün mü? Ama asıl olay şu, çevreciliğinden, siyasetçiliğinden, insanlığından kuşku duyarım diyor. Ama siz dünyanın en iyi havalimanlarından birini kapatıp yeni bir havalimanı yapıyorsanız, oranın da yetersizliği üzerine bir yığın hikaye anlatıyorsanız, ama yetersiz havalimanı ile ilgili ailenizin özel havalimanı gibi de kullanmaya devam ediyorsanız söylenecek söz yok. Söylenecek söz yok. Aslında söylenecek söz çok da. Şimdi şöyle tersinden bakalım. 12 milyon metrekareye yakın arazi millet bahçesi mi yapacaksınız kardeşim? He? Keşke 12 milyon metrekareyi gerçekten de orman yapsanız. Ama AK Parti gibi bir siyasi iktidar İstanbul'un en değerli arazisi haline dönüşmüş Atatürk Havalimanı'nı ağaçlandırır, orman, kent ormanı yapar mı sizce? Yapabilir mi? Hele bu parasızlık döneminde mümkün mü? Ha, parasız olmasa da yapmazdı da. İddialı söylüyorum arkadaşlar. Atatürk Havalimanı ile ilgili mesele Sedat Peker, Bahe, 15 Temmuz, Suudi Arabistan, Kaşıkçı hepsini bir arada değerlendirin. Tabii Katar'ı da koyun bunun içerisine. Temel neden para. Yeni havalimanını satar mısınız? Satarsınız. Bundan doğal ne olabilir? Satmak isteyebilirsiniz. Ben bunu da anlayabilirim. Ama yeni havalimanını satarken başka bir havalimanı olmayacak ya da karşısına olaya Türkiye'de bir siyasal iktidar değişir de Atatürk Havalimanı açılırsa ne olur arkadaşlar? Yeni havalimanını alan şirket, kuruluş batar. Batar. O zaman öyle bir şey yapmalısınız ki apar topar. Havalimanını havalimanı olmaktan çıkarmalısınız. Aynı zamanda millete de buraya ağaç dikiyoruz be, gözünüz kör olsun. Sizin insanlığınızdan utanın.
Siz nasıl çevrecisiniz? Bir ağaç için ortalığı yıktınız. Bak buraya binlerce, on binlerce, yüz binlerce ağaç dikeceğiz diyerek de havuç vazifesi görürsünüz. Yani millete havuç uzatırsınız. Yiyenler yer mi? Yer. Ama bu dönem geçecek. Bu dönem geçtiğinde de aslında arkada hangi pazarlıkların yapıldığını göreceğiz.